Sence? Seçim. Ne yaptık? Döndük mü? Döndük mü? Nereden döndük? Döndük. Karadeniz'den döndük. Döndük, bir döndük. Çok yorulduk, çok güzeldi. İşte ben de XS 20. XS20'yi kullandım. Çektim. İşte göreceksiniz şimdi. Şimdi XS20 değil sadece, tabii ki XH2 ve XH2S ile ilgili ve hatta ve hatta neleri gereksiz aldık, neleri almamız gerektiğini bu içerikte yapacağız sevgili dostlar. Ben Erdinç Amaç. Ben Yeğil. Fotoğraf çok pek kolay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sevgili dostlar, sizlerle beraber bir önceki içerikte zaten neler aldığımızı konuşmuştuk. XH2S. Eğer sadece o kameranız varsa zaten tek kamerayla gidin bütün seyahatlere. Onlar alın gidin. Ama hangi lensi alırsınız tercih sizin. İki seçeneğiniz var. Eğer ki video ağırlıklı yapacaksanız seyahatinizi, yani video ağırlıklı düşünüyorsanız ki XH2S'i götürüyorsanız zaten biraz o amaçla gidiyorsunuz demektir. Aynen. O zaman da benim size tavsiyem 18 ve 120 ile gitmektir. F4. Ama yok, ben fotoğraf merkezli bir adamım baba diyorsanız XH2 ve tek bir lens. İnanın bana, başka lens almam. Yani ben de buna bu seyahatte artık net bir biçimde karar verdim. O da XF23 mm F1.4 olur. Bu işe daha yeni başlıyorsunuz ve yengeniz Yani ben çektiklerimden memnunum. Bana çok güzel geldi. gibiysiniz. Tek bakınca makineden. Ama tabii uzmanına sormak Yo, lazım. hayır. Güldüğüme bakmayın. Yani güldüğüne bakmayın. Gerçekten makine çok güzel çekmiş. İlk ses 20 müthiş bir makine. Otofokusu müthiş değil mi seçim? Çok Sen güzel. kullanıyorsun çünkü. Ben videosunu becerememişim. Yani Yo, becerdi becerdi. Yani beceremedim dediğine bakmayın siz onun. Çünkü videoyu da tamamen amatör kul. Ya daha doğrusu yengenizin eline verirken ne yaptım biliyor musunuz? O auto var ya, autoya getirdim. Dedim ki evet. seçin, fotoğraf için şu düğmeye bas. Aynen. Bu video Bu için de şu düğmeye düğmeye bak. bas. Evet, ben öyle Şimdi yaptım. tabii dolayısıyla göreceğiniz görüntüler gerek fotoğrafta gerek de videoda tamamen makinenin yarattığı görüntüler. Hiçbir düzeltmeye sahip değiller. Evet. İlk gün ne yaptın? İlk gün bir kere ben iki kamera taşımaya başladım. Seçildi yengenize Aynen, de. ben de diğer Ha, makineyi aldım. XS20'yi aldı. XS20'yi. Oh, yorucuydu. Çok yorucuydu. İkinci gün, ama yengeniz birinci gün müthiş çekimler hep. İkinci gün de Çekmiş kamerayı tabii. aldım. İkinci gün de Tabii. aldım. Evet, ikinci gün İkinci de gün de çekim çok aldı. güzeldi. Ondan sonra gerek Uzungöl'e gittiğimizde gerek başka yerlere gittiğimizde yengenize devam yani. Zaten üçüncü gün Batum'da bıraktım artık ya. Üçüncü gün Batum'da ben de XH2'si bıraktım. Bir tek XH2 aldım. Ve gerek video gerek fotoğrafta da sadece XH2'yi kullandım. Evet, onu kullandım. Şimdi en güzel şey ne biliyor musunuz? Sırayla bütün görüntüleri bir sergileyelim. Şimdi XH2'si ben tabii ki ne yaptım? Fotoğraf çekmedim ama video çektim. Önce onun bir videosunu sergileyelim. Thank you.
İkinci gün ve birinci ve ikinci gün yengeniz daha ziyade XS20'yi kullandığı için şimdi ben size XS20'nin video ve fotoğraflarını göstereceğim ama yani tabii yengeniz çekince videoyu ben kahkahalarla güldüğüm yerler oldu. Şimdi çok, evet, evet. Basıp unuttum, bıraktım. Yengeniz pan yaparken kendi de pan yapıyor çünkü. Aynen. Onu göreceksiniz zaten kamerada. Şimdi izlerseniz bir yengenizin yaptıklarına ve hiçbir düzeltme olmaksızın sadece standart konumda çektiğimiz videolarına. Evet, evet. Sadece öndeki otomatik videoya full otomatta yapılan çekimler bunlar. Dolayısıyla kamera bu full otomatta hangi pozlamaya, hangi dinamik aralığına, hangi renklere bilmem ne hepsine karar veriyor. Bazı yerlerde çok doğru karar veriyor, bazı yerlerde tabii yetmediği noktalar oluyor ama önemli değil. Genele baktığınız zaman çok başarılı. Ben çok net karar verir, yani çok net karar verirsiniz. Çünkü tamamen otomatik benim elimde. Çok da iyi anlamayan bu işten biri olarak taktım boynuma. Bastım resimlere, bastım videoya. Ben de beğendim ama hep beraber de göreceğiz tabii yengenizin padına. Ha ben evet. Yani sanki gemide gidiyor neyse. Gır gır bir yer. Bir göz atalım hep beraber karar verelim dostlar. Trabzon, Ayasofya. Her yerde. Ve çok da güzel bir tepe. Deniz de görünüyor. İşte Trabzon, işte Ayasofya. Ayasofya'nın arka tarafı. Uzun ve yorucu bir günden sonra Trabzon Uzungöl'e geldik. Çok kalabalık. Uzungöl'ün ve çevresine bir tur yaptım. Evet, geri kalan kısımda bu gördüğünüz gibi Uzungöl muhteşem. Rize, Sıtına Vadisi Deresi, Şanyuva Bölgesi. Ya bakar mısınız?
Şimdi şunları göstermek istiyorum. Şu uzakta görünen evler çok uzun yıllar önce Rusya'dan kaçan Gürcü ve Rusların yaptıkları 200 senelik kalan evlermiş. İşte muhteşem Karadeniz. Böyle insanlar aşağı iniyor, oturuyor. Şimdi son kamera X şekli, yani benim hani kibrit dediğim zaten belki de bu üçünün arasında kişisel bir kamera alacaksam ve gücüm yetiyor ise ihtiyacıma alacağım kamera X şekli. İsterseniz gelin şimdi X şeklinin hem video performansına, ki bunlar F-Log 2'den hem color grading hem de color correction'dan sonra bir de belli bir renk, daha doğrusu benim düzeltmelerimle beraber videosu ve Val'dan düzelttiğim de müthiş fotoğraflar var. Onlara gelin bir göz atalım hep beraber. Yani o aralıkta tekrardan Çamlı Hemşine'yi... Burası neresi seçin? İlk durağımız Gelin Tülü Şelalesi. Tamam, süper. Kayseri Tur Platformu nerede? Aynen! Aynadaki yüze bak, aynadaki yüze bak, aynadaki yüze bak, aynadaki yüze bak. Kayseri neredeyiz? Hey be, canınız belli. Bu arada da doğuya gittikçe Gürcistan'a ayak bastık. Neredeyiz? Batum'dayız. Thank you.
Seçim neredeyiz? Batum'da çok güzel bir alan gezisi yaptıktan sonra harika bir kafeye geldik. Yani beğendik, çok güzel, çok turistik. Harika resimler çıktı sanıyorum burada. Yani çok yetmedi zaman, aslında 2 gün gerekli buraya. Başka görecek yerleri de varmış. Bizim için bu kadar dostlar. Sevgili dostlar, gördünüz 3 kameranın da becerilerini, performanslarını gördünüz. Ama sana verdiğim mesela XS20 ile 16 mm sana geldi mi? He, yeterli. Evet. Yani yengenize 16 mm f, Sigma'nın 16 mm f1.4 ile XS20'yi veririm ve full otomatiğe alırım. Evet, hele de profesyonelseniz çok daha iyi sonuçlar çıkarırsınız. Ben biraz daha bu işten anlayan bir insan olarak, yani anladığını iddia eden bir insan olarak, benim tercihim hibrit kamera olarak ve gezi kamerası olarak kesinlikle XH2 olur. Okay. Ama yani XH2S, yani şimdi kimse kişim sevmesin müthiş bir kamera. Fotoğrafta da sakın öyle hani alttan alınacak bir kamera olduğunu falan da düşünmeyin. Yani eğer herkesin XH2S'iniz var ise ve bir tane lens alacaksanız ve seyahate çıkacaksanız, hafif ve kompakt olması adına benim tavsiye edeceğim 23 mm f4 sayılı olsun. Çünkü niye? Siz gezi esnasında aslında gözünüzün gördüğünüzü kaydetmek istiyorsunuz. Eğer XS20 alıyorsanız zaten flaşa ihtiyacınız yok. Yani lina flaşı var. Ama eğer ki XH2 alıyorsanız olası bir ihtimale karşı küçük bir flaş. Ki ben bunda Meike'yi gösterdim size. Meike ile ilgili de belki bir içerik yaparım. Küçük, kompakt ve çok becerikli bir flaşa sahip. Pillerinizi alacaksınız tabii yanınıza. Pil şarjınızı alacaksınız. Küçük bir çanta alacaksınız, o benim size gösterdiğim. Tek kamera. Bir yedek lens almak ister misiniz? O da siz karar verin. O bile biraz profesyonelce geliyor kulağa aslında. Hayır, yok. O kadar da profesyonelce değil. Yani ama arzu ettiğin zaman profesyonel ve güzel çekimlerde yapabildiğin bir lensle beraber çok keskin bir lens. İlgin varsa bunları taşırsın. XH2S'i zaten ona o kadar parayı veriyorsanız sizin amacınız başkadır. Evet, tabii. Sizin amacınız ben video. Ben de onu söyleyecektim. Video odaklıdır. Daha profesyonel video çekimleri yapıyorsunuzdur. Para kazanıyorsunuzdur o işten siz. Çünkü rolling shutter'ı yok, bilmem nesi yok falan. Yani XH2S bambaşka bir kategoriye koymam lazım. Ama H2 altına kalır mı? Valla çok da kalmaz. Eğer aksiyon filmi çekmiyorsanız. Bizi görenler, beni de çeker misin, beni de çeker misinlerle bir sürü böyle portreler oldu. Ki onlardan bu fotoğrafları yayınlarken izin aldım da yayınladım. Aynen, hepsi de çok güzel oldu. Evet. Genellikle insanların çoğuna bence XS20 çok hitap edecektir. Sizler için, birçok insan için yetecek, artacak, fazla bile gelecek. Her şeyi var. Aynen öyle. Artar bile. Ben de öyle demek istemiştim. Yani hepsi var, artar bile. Şu anda biz mesela XS20 ile çekiyoruz. Isınma derdinin çok da fazla olduğunu görmedim. Özellikle 4K24'te. Soğukta gezdik biz sonuçta. Gerekli yerde çok sıcaklarda da gezdik ama tabii kısa klipler çektik. Ama şu anda biz uzun bir klip çekiyoruz. Buna rağmen 4K24 FPS'yi eğer indirgen iseniz sıkıntı yok. Ne diyorsun? Bitirelim mi? Bitirelim, anlattık galiba hepsini. Eğer ki bu içeriği beğendiyseniz lütfen beğenme butonunu unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olunuz.
ki bu aileyi hep beraber büyütelim. O zaman lütfen keyif ile, sağlık ile, huzur ile, bereket ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Erin Çamaç. Ben de Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugün de kalın.